Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. 29 Şubat 6 Mart haftasına hoş geldiniz. Sevgili ikizler, gezegeniniz Merkür 5 Mart'ta Balık burcuna geçecek. Bu geçiş öncesinde hafta içerisinde Kova burcunun son derecelerinde ilerliyor olacak. Bu arada Akrep burcunun son derecelerinde bulunan Mars'la sert bir açı yapacak. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Genel olarak sinir sisteminiz biraz hassas olabilir. Hafta içerisinde huzursuzluklar yaşayabilirsiniz, uyku problemleri olabilir. Özellikle Merkür-Mars kareleri günlük işlerinizi yaparken bazı aksiliklerle karşılaşmanıza da neden olabilir. Randevularda gecikmeler ya da ertelemeler, özellikle posta gibi, telgraf gibi, bunun yanı sıra internet üzerindeki maillerinizde bazı problemlerle karşılaşabilirsiniz. Her türlü iletişim ve ulaşımla ilgili konuya biraz dikkatli yaklaşmakta fayda var. Bünyeniz soğuk algınlıklarına ve gribal enfeksiyonlara daha hassas olabilir. Sevgili ikizler, bu hafta lütfen kendinize de biraz daha özen gösterin. Evet, salı gününden itibaren Ay Yay burcuna geçmiş olacak. Salı ve çarşamba günü özellikle eşiniz, partneriniz, ortağınız, yakın bir arkadaşınız sizin için öncelikli hale gelebilir. Daha paylaşımcı, işbirliğine daha yatkın pozisyondasınız. Bunun yanı sıra hukuksal olabilir, iş veya eğitim amaçlı olabilir. Bazı konularda yetkin kişilerle görüşmek, danışmanlıklar almakta söz konusu olabilir. Bugünleri bu şekilde de değerlendirebilirsiniz. Çarşamba ve Perşembe günleri Ay Oğlak burcunda ilerliyor olacak. Sizin için finansal konular, para konuları önemli. Bütçenizle ilgili bazı hesaplar, düzenlemeler ya da ödemeler söz konusu olabilir. Cuma ve Cumartesi günü ise Ay Kova'da olacak. Daha sosyal enerjiler var. Özellikle açık havada zaman geçirmek, spor yapmak, gezilere katılmak, arkadaşlara zaman ayırmak için bugünü değerlendirebilirsiniz. Evet, pazar gününden itibaren Merkür Balık burcuna geçiyor ve 22 Mart'a kadar kalacak. Bu zihinsel olarak sizi biraz daha içe dönük yapabilir ama sezgilerinizi ve özellikle yaratıcılıklarınızı, yani sanatsal yaratıcılığı iyi kullanabileceğiniz bir dönem. Ancak bu dönemde dalgınlıklar, unutkanlıklar, karışıklıklar olabilir. Bunları da en fazla kariyer alanınızda yaşayabilirsiniz. İş ve kariyer alanında yapacağınız projelerde, çalışmalarda biraz daha dikkatli olmalısınız bu süreçte. Bazı iş anlaşmaları, sözleşmeler ya da imza atılması gereken pozisyonlar da gündeme gelebilir. Lütfen detaylara dikkat edin. Gerekli incelemeleri ihmal etmeyin. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.